Evet arkadaşlar, yine Metin'le beraberiz. Şimdi Metin bize Avrupa'ya gidecek bir motokaravan tanıtacak. Hollanda galiba. Evet, bu Hollanda'dan Birol Bey'in aracı. Bu Birol Bey'in bize getirdiği ikinci araç. Daha önce de yine bir aracını yapmıştık. Ayın 23'ünde gelip alacak aracını. Burada 13 metreküp bir Ducat Peugeot Boxer'ımız var. Burada arkada bir açılır masa istedi böyle. Dışarı açılır. Kendi kullanmak için. Hemen bu tezgahımızın yanında şöyle bir tezgahımızı uzatan bir yavru masamız var. Böyle. Şöyle geldiğimizde bu kayar basamağımız mevcut. Burada böyle bir oturma grubumuz var. Emniyet kemerli değil. Kişi sayısını arttırmayacakmış. Normal bir oturma grubumuz var. Burada bir masamız gelecek. Onu daha takmadık. İşte bunun hemen altında bir akü grubumuz var. Onu da şöyle gösterelim. Şöyle bir akü grubumuz. 200 amper jel akümüz, 1000 watt Thompson şarj invertörümüz, 30 amper MPPT'miz, transfer switch'imiz hepsi altında. Burada bu şekilde bir şeyimiz var. Böyle bir minderlerimiz var. Aynı zamanda döner koltuklu, döner mekanizmalı bu koltuklarımız dönebiliyor. Burada müşterimizin istediği şöyle ön cam güneşlikleri var. Bunlar sadece böyle Ducato'ya oluyor. Ducato yani PSA grubu araçları oluyor diyeyim daha doğrusu. Burada önde de aynı şekilde böyle istenirse hop, böyle kapatılıyor. Gece yani, aynı şekilde burada da. Aynen burada da mevcut. Var. Böyle komple gece yatarken mesela kapatıyorlar. Çok güzel bir şey bence. Evet. Ben çok pratik. Evet. Hep tavsiye ederim yani PSA grubu araç getiren müşterilerimize hep tavsiye ediyorum. Burada yine Berhimi'nin camları var. Ya bu mesela ekonomik bir paket olmasına rağmen müşterimiz bunları mesela ya ekonomik paket ama işte Berhimi olsun. Mesela ocağı değiştirmedi. Ekonomik paketteki ocak bu. Evimiz de aynı şekilde. Burada bir siyah bir musluğumuz var. Ama mesela camları değiştirdi. Ya da ön cam güneşliklerini ekstra mesela ekletti. Normalde ekonomik pakette portatif tuvalet varken dıştan kasetle ekletti mesela. Bu şekilde. Böyle arkada bir 1.40 yatağımız, 1.40'a 1.82 gelen bir yatağımız var. Arka camlarının arabanın orijinalinde cam vardı zaten. Berhimi'nin sürgülü camları, 40'a 40 fanlı heki. Bunlar hep müşterinin isteği doğrultusunda eklendi. Yan duvarlarımız kumaş kaplama, böyle nubuk baskılı. Yani bu kumaşta da arkası keçeli kumaşlar kullanıyoruz. Kaliteli, yapışması daha iyi olsun diye. Böyle pistonlu üst dolaplarımız. Hepsi bas çeklidir. Bu şekilde. Böyle oluyor. Tabii şimdi en son Metin geldiğimizde herhalde 3 ay falan oldu belki, evet. Daha fazla oldu. Standart paket 355 bin liraydı. Çok soruyorlar abi tekrar güncel video ne zaman gelecek, evet. Diye. Bize tekrardan standart pakette neler var ve güncel fiyatı da Metin söylersen. Biz Ocak ayında 355, 455 ve 555 bin liralık 3 tane paketimizi yenilemiştik. 9 ay sonra yeni zam yaptık. 355 bin liralık paketimiz 399 bin lira. 499 bin lira ve 599 bin lira oldu paketlerimiz. Yani bir 44'er bin lira bir zam yapmak zorunda kaldık. Çünkü artık maliyetle gerçekten baş edilemiyor. Yani 9 ay kadar bir kendimizi tuttuk, zam yapmayalım dedik. Ama artık bir 44'er bin lira paketlere ekledik. Tabii içinde istersen neler var, neler yok, neler koyuyoruz? Onlar hep ekonomik paketimizde mesela biraz daha böyle başlangıç paketi gibi. İstenildiği takdirde mesela bu müşterimizde olduğu gibi işte cam eklenebiliyor. Mesela ekonomik pakette bir tane pistonlu ithal pistonlu önde, bir tane pistonlu arkada temperli cam var. İstenirse 4'e çıkartılabiliyor. İstenirse Berhimi ile değiştirilebiliyor. Mesela bu buzdolabımız 90 litre 220 volt buzdolabı. Mesela müşteri bunu değiştirmedi. Değiştirmeye gerek görmedi. Ama istenirse bu 12 voltla değiştirilebilir. İstenirse büyük olabilir. Öyle paketler arasında değişiklik de oluyor. Ama genelde bütün paketlerde güneş paneli ve yaşam aküsünü koyuyorsunuz yani minimum zaten. Yani en düşük paketimizde bile 2 tane güneş paneli, 200 amper jel akü, şarj kontrol cihazı ve invertörü oluyor.
Artı işte su tesisatı, elektrik tesisatı, prizler, işte döşemeler. Bunlar hep pakete dahil tabii şeyler. Detaylara girdikçe de tabii yükselmeye başlıyor. İşte tabii. Yani mesela televizyondur, uydudur bu ocağı vesaire, değil de ocağın işte kalitesi. ithal ocağı kullandığımız zaman, bu evi değil de işte kapaklı bir evi kullandığımız zaman, ne bileyim işte şofben kullandığımız zaman, Webosto kullandığımız zaman ekledikçe fiyatlarımız değişiyor. Bu arada arkadaşlar kaplamaların hepsini yine burada yapıyorlar. Onu da yine söyleyelim. Dışarıda yaptırmıyorlar arkadaşlar. Zaten elektrik tesisatını da daha önceki videoyu izlerseniz, Semi Entegre videosu detaylı olarak hem karavanın kullandığı işçiliği ve malzemeleri de zaten marine Tabii. Marin kullanıyorlar kablolar arkadaşlar. Kablo kullanıyoruz. kullanıyorlar. Onu da yine belirtmeden geçmeyelim diyoruz. Metin'cim eklemek istediğin başka bir şeyler var mı? Yok abi. Geldiğin için çok teşekkürler. Çok Her zaman soruyorlardı. Artık bekleriz. ne zaman abi yeniliyorsun videoyu diye. Çünkü sizi çok merak eden, çok takip eden müşteriniz var. Gerek Evet, yurt senin dışından, videolarından gelen de çok müşterimiz oldu. evet, Bayağı gerekse yurt müşterimiz oldu. içinden. Evet, onu zaten yorumlarda da görüyoruz. Abi ne zaman gideceksin, ne Evet. zaman göreceksin, uğrayacaksın. Hep güncel videoları, hem karavan videolarını zevkle takip ediyoruz diyorlar. Bu Hollanda'ya gidecek bir, evet arkadaşlar. Ama Evet. işte daha önceki videolarda bakın Semi Entegre gördüğünüz üzere karavanlar var. Bunları da yine bir önceki videoda mutlaka ama mutlaka arkadaşlar hem karavan videosunu izleyin. Detaylıca bütün 3-4 tane Semi Entegre karavanları tanıttık. Kullanılan işçiliği gösterdik. Elektrik tesisatlarına kadar orada aradığınız her şeyi göreceksiniz. Halit abiyi de göreceksiniz. Metin zaten burada yıllardır çalışıyor. Güzel bir kardeşimiz diyoruz ve videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, videoları da beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet. Evet, şimdi şöyle biz nasıl gidiyoruz? En son bitmişini gösterdik. Sonra yapılırken gösterdik. Sonra bir daha yapılırken. Şimdi artık en başta. Yani bu araç bir minibüs olarak geldi bize. Biz bunun kesimini yaptık. Yani bir karoserci gibi komple kesiyoruz. Yan duvarları, profil karkasları yapıldı. Bütün birleşim yapıldı. Şimdi duvarları konuldu. Polyester kalıplar işlendi. Hepsi tek tek yerlerine şu anda montajlanıyor. Yani buradan başlıyor. Adım adım en son bitişe kadar gidiyor. Abi şeyi soracağım. Şimdi bak hep Semi Entegre'ler hep Ford marka araçlardan. Evet, evet. Motorundan mı, arkadan çekişli olmasından yani mı, neye bağlıyorsun? Arkadan çekişli. Şimdi Semi Entegre'lerin ister istemez, yani müşteri çünkü istediği için daha büyük bir araba. Arkalar uzuyor. Yani arabanın ön tekerlekteki baskı oranı biraz da azaldığı için önden çeker bir arabanın böyle daha bakir yollarda diyeyim ya da böyle daha bozuk yollarda, rampa çıkacak yollarda biraz daha mukavemet azalıyor. Yani rahat bir yol tutuşu olmuyor. Ama arkadan çeker arabalar her zaman daha avantajlı. Yani bir Semi Entegre önden çeker ya da bir Alcovern'in önden çekişli olmaz. Ha şöyle olabilir, ben kamp alanlarına giderim, işte otoyolda giderim, hiç bozuk yola girmem derseniz tamam, önden çekişli bir Ducato ya da Citroen Peugeot, bu tarz arabalar yapılabilir. Ama ben rahat edeyim, kışın bir yere gittiğim zaman işte Uludağ'da, Bozdağ'da gibi bir yerlerde hani sorun yaşamayayım diyorsanız mutlaka arkadan içli bir arabayı tercih etmenizde fayda var. Ya illa Ford var. Diye bir şey Tabii yok tabii, ama yok hani yok. benim Mercedes. gördüğüm burada hep Ford ama arkadan çekişli olduğu için en büyük özelliği de aslında Tabii o tabii, en diyorsun. önemlisi o. Yani çünkü neden? Bir de çift teker. Yani Semi Entegre'lerde dediğim gibi hem kasa genişliği, çift teker olması büyük avantaj. Yani çift teker arabalar daha avantajlı. Şimdi bundan sonra size bir araç göstereceğim. Yeni yapılan bir araç. Bu aracın elektrik sisteminden, yani elektrik kablolarından bahsedeyim ben onu size. Çok soruyorlar zaten. Tabii, Abi tabii. Tamam karabana gösteriyorsun Evet, ama ne evet. kullanmışlar bir görelim Ya diyorlar. şöyle, şimdi mesela biz bir Semi Entegre yaptığımız zaman ortalama 500 metre kablo harcıyoruz. Ya şimdi 500 metre kablo, ya belki daha bile fazladır. Yani normal bir panel bandı çünkü 400 metre gidiyor. Bir Semi Entegre 500 metreden fazla kablo gidiyor. Şimdi herkes diyor ki biz diyor karavan yapıyoruz, işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Yani bir panel bandı 400 metre, bir Semi Entegre'de 500 metre kablodan aşağı yapılıyorsa düzgün çalışmayan bir şey vardır. Yani ben çok görüyorum, bizim buraya tadilata karavanlar geliyor. Falanca firmanın, söylemiyorum hangi firma olduğunu. Bir prize çekmişler, bir kablo oradan, bir kablo aynı kabloyu atlatmışlar. Oradan oraya, oradan oraya. Yani adam bir top örnek veriyorum. 3,5 kabloyla bütün arabayı bitirmiş. Yani bir tane sigorta var. Şimdi bizde şöyledir. Bizde prizlerin ayrı sigortası vardır. Öndeki prizler ayrıdır. Arkadaki prizler ayrıdır. İşte buzdolabının arkasındaki prizin elektriğin sigortası ayrıdır, mutfaktaki ayrıdır. Adam bir tane priz sigorta koymuş, bütün hepsini birbirine bağlamış. Yani bu olacak iş değil ya. Yani değil ki karavan, evde bile olmaz yani bu. Değil ki yani karavan da, evde bile olmaz. Ama dediğim gibi şu anda artık ne oldu? Herkes karavancı oldu, herkes bir şeyler yapıyor. Bir elinden bir takım taklamat bile karavan yapmaya başladı. Evet, şimdi elektrik tesisatından bahsediyoruz. Şimdi burası bizim akü grubumuz.
Şimdi düzgün karavan yapan firmalar haricinde hiçbir karavan firması böyle bir kablo çekmez. Yani bu kablonun maliyetleri gerçekten ciddi paralar. Bütün marin kablo bunların hepsi. Alev yürümeyen kablolar. Yani bunların hepsi yani şunu söyleyeyim. Şu kabloyu söyleyeyim ben size. Şu kablo 6 milim marin bir kablo. Bu kablonun buraya çekilmiş amacını söyleyeyim ben size. Bu bir tane buzdolabı çalıştırmak için. Bir tane 12 volt buzdolabı çalıştırmak için 6 milim solar kablo çekiyoruz. Yani dediğim gibi hani karavan yapılır ama düzgün karavan yapmak için en önemlisi elektrik sistemi. Yani mobilyayı bu sene beğenmezsiniz, değiştirirsiniz ama elektriği değiştiremezsiniz. Evet, şimdi Ayit abi anlattık. Eline sağlık, ağzına Evet. sağlık. Şimdi genel toplarsak genel anlamda neler söylemek istersin en son? Şimdi bir arasında şeyden geldik. Yani sondan başa doğru geldik. Yani bu işte ilk anlattığımız araç. Yani bitmiş hali, arabanın bitmiş hali. Ondan sonra burada zaten işte yapım aşamasında olanı, yarısı yapılmışı, işte yapılıyor olanı, içeride ondan sonra ilk defa başlanmış olan aracı vesaire hepsinin videolarını çektik. Şimdi burada gördüğünüz gibi aynı şekilde Almanya ve Hollanda araçları da var. Şimdi bu araçlar artık bize biliyorsunuz Türkiye'de biraz şey problemi oldu. Gümrükten çıkış problemi oldu. Şu anda bizim üretimimiz Bulgaristan'da. Bulgaristan Kırcaali'de atölyemizi tuttuk. Şu anda ekipten arkadaşlarımız orada. Aracı orada teslim alıyoruz. Buradan mobilyalar vesaire hepsi gümrük kayıtlı olarak oraya gönderiyoruz. Orada montaj yapıp Almanya yani Hollanda'da şeyde Hollanda, Almanya bütün plakalı Avrupa plakalı arabalar Bulgaristan'daki atölyemize geliyor. Orada üretim yapıp oradan tekrar müşterimize teslim ediyoruz. Yani Türkiye'ye girmek gibi artık bir sıkıntısı kalmadı. Buradan gümrük kayıtlı vaziyette Türkiye'den ürünleri gönderiyoruz. Orada montaj Yani yapıyoruz. şöyle, şimdi adam yurt dışından Almanya'dan izledi. Evet. Seni arıyor bu numaradan, atacağım Tabii, tabii, numaradan. Altı tabii. şimdi atacağım Tabii, zaten tabii, video tabii. esnasında ama sen oraya yönlendiriyorsun. Tabii Buraya oraya, gelmesine tabii gerek oraya kalmıyor. gönderdim. Zaten İzmir'e ben kadar tabii gelmiyor yani. zaten ayın 7 günü 8 gün civarı ben Bulgaristan'da da oluyorum zaten. Hem oradaki işleri takip etmek amaçlı. Müşteriler hiç Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü Türkiye'de belli bir süreleri var. Girme çıkma süreleri var. Onları kaybetmek istemiyorlar. Ayrıca Türkiye'ye girdiği zaman belli bir sürede çıkması gerekiyor. Bazen müşterimiz şöyle oluyor. Mesela kışın arabasını getiriyor. Bana diyor mesela yazın lazım diyor. Yani 4-5 ay sonraki bir sipariş için Türkiye arabayı soktuğu zaman tekrar çıkartması 3 aylık periyotta çok zor oluyor. Ama orası Schengen bölgesi olduğu için oraya arabasını getiriyor. Arabasını getirdikten sonra biz ona teslim alıyoruz arabayı. Daha sonra da orada bitmiş halde bizden teslim alıyor. Arabalarda farklı kontroller. Bunlar şu anda Türkiye'de olanlar. Orada yapılmış arabalar. Burada tekrar gelip buradan kontrol olarak geri müşterilere teslim Böylece de ediyoruz. müjdeyi vermiş olalım Tabii, benim tabii, kanalım tabii, aracılığıyla tabii. diyelim Halit abi. Tabii. Ağzına, yüreğine, Tabii. emeğine sağlık. Yani yurt dışından gelen müşterilerimiz hiçbir şekilde korkmasın. Kontrol bizde. Dediğim gibi Bulgaristan'daki Kırcaali'deki atölyemizde üretimimiz devam ediyor. Şu anda da müşterilerimiz de mevcutta. Bir yandan da tabii bu da benim kendi aracım. Onu da Evet. göstereyim. Bu benim 11. karavanım. Son bir senedir falan bunu kullanıyorum. Bir yandan hem karavan imalatı yapıyoruz hem de kendimiz de bir karavan kullanıcısıyız. Yani karavancıların sorunları nedir, ne isterler hepsine hakimiz. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Hayır abi, görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun.